Günaydın. Günaydın. Günaydın öğretmenim. Hayırlı sabahlar. Size de günaydın. 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 Dikkat edin. Hı. İyi uyudun mu Tuna? Evet, yatağınız çok rahattı öğretmenim. Çok sevindim. Sen uyuyabildin mi? Uyudum. Biz geç olmadan çıkalım. Geç değil ki, daha çok erken. Kahvaltı etmeden mi gideceksiniz? Dışarıda atıştırırız bir şeyler. Hadi Tuna. Olmaz öyle ayaküstü. Çocuk güzelce yapsın kahvaltısını. Hadi geç Tuna. Sofrayı sen mi hazırladın öğretmenim? Babamla beraber hazırladık. Elinize sağlık. Çok güzel sofra. Afiyet olsun. Sen de geç. Ben çayları koyayım. Ben koyayım çayı. Koy hadi kızım. Sağ ol. Sağ ol. Allah razı olsun. Sağ ol. Afiyet olsun. Siz açık mı alırsınız? Demliyorum. Biraz daha dem koyayım. Sağ ol. Oh, oh, oh. Maşallah. Allah muhabbetinizi artırsın. Abi, sana da günaydın. Yalı kazığı gibi dikilip durmayın orada. Hadi oturun sofraya, hadi. Ben aç değilim. Ben de aç değilim. Galiba sanki. Siz bilirsiniz, oturun. Gamze, hadi bırak çayı, gel sen de otur. Hareketlere bak ya. Peynir vereyim. Söyle. Baba, sen gel dedin diye geldim. Yoksa adliyede beklerdim ben yani. Göbeğim mi çatlar burada beklesen? Ben de geleceğim zaten. Hep beraber gideriz. Anne, olmaz. Ne işin var burada? Helak olursun. Babaanne, zor olur sana. Bağlasanız durmam. Ben de geleceğim. Hı, gel gel, sen de gel. Cümbür cemaat gidelim. Düğün var sanırsın. Nedir lan duruyorsun Tahir, ha? Şükran'a diyorum babaanne. Şükran'a. Anne, niye gidiyorlar adliyeye? Yanlış anlaşılmadan kaynaklı bir şikayet var Tuna. Ama hallolacak, önemli bir şey yok. Tuna, hadi biz kalkalım geç olmadı. Ben geçireyim sizi. Afiyet olsun. Sağ olasın. Hadi Tuna. Ellerinize sağlık. Ömer. Siz geçin, ben geliyorum. Söyle mahkemeye falan gelmesin bu. Bak, daha büyük rezillik çıkarmayın başımıza. Kaldıracak mecalim kalmadı, ona göre. Hadi. Ne bakıyorsun oğlum? Hadi git söyle. Gelmesin. Şükran, hadi gel. Şu tabakları topla. Ne bakıyorsun? Hadi kız. Şu bardakları değiştir. Aç mıydın sen? Açım baba.
Sen iyi misin? Ne diyeyim? Mahkeme günü geldi işte. Ne kadar düşünmesem de yok yapamıyorum. Olmuyor. Sakin kalmaya çalışsam da olmuyor. Yapamıyorum işte. İçim içimi yiyor. Ne oldu o sakin kalalım diyen Gamze mi? Hem biz gece ne konuştuk sen? Evet haklısın biliyorum. Konuştuk. Ama yok işte. Düşündükçe tahammül edemiyorum. Bak ben iyiyim. Ama sen iyiysen iyiyim. Aklım sende kalırsa ben iyi olamam. Girsem de çıkacağım Allah'ın izniyle. Ne zaman Ömer? Ne zaman? Bunun bir önemi yok. Ama bugün ama yarın çıkacağım. Gerçek ortaya çıkacak. Allah her şeyi görüyor biliyor. Yeter ki sen iyi ol. Benim tek korkum ben içerideyken annenler olsun, abimler olsun birilerinin sana kötü davranması. Ya sen delirdin. Sen kendine iyi bak. Beni düşünmesene. Ben bir şekilde bakarım başım çaresine. Sen beni merak etme. Öyle merak etme demekle olmuyor işte. Ya bak gördün mü nasıl oluyormuş. Öyle beni merak etme demekle olmuyor işte. Seni seviyorum. Ben de seni seviyorum. Ömer, ne olur karşı çıkma. Ben bugün duruşmaya geleceğim. Ben dayanamam. Senin için iyi olmaz. Şimdi orada mahkeme gerginliği olacak. Hüsnüler sana satışacak falan. Gerek yok, yapma. Bunda değil. Ne yaparlarsa yapsınlar. Ben senin yanında olmak istiyorum. Tuna. Tuna hadi gel gidelim. Bak ne buldum. Çok tatlı değil mi? Ha, çok tatlı. Koy bakalım buraya. Gamze? Abla? Sen işe gitmeyecek miydin? Sana şans dilemeye geldim de... Ne arıyorsunuz siz burada? Annem bizi evden kovdu da. Sağ olsun Ömer ve baban bizi burada misafir ediyorlar. Ya öyle mi? Neyse hadi biz geç kalmayalım. Gidelim. Hadi Tuna. İyi dersler Tuna. Sağ olun işte. Ömer, ne yaptın sen? Ne dediniz babama? Gerçeği abla. Evlendiğimizi söyledi. Babam ne dedi peki? Sağ olsun, ters demedi. Ne yapayım abla? Şimdi hakkımda tutuklama kararı çıkarsa diye... Gamze ile Tuna'yı babama emanet etmekten başka bir şey gelmedi aklıma. Öyle bir şey olmayacak. Senin için ferah tut kardeşim. Canım benim. Gel baban. Hayır, aman. Ne olur. Tut, tut, tut. Oh. Tamam. Ha. Ömer'im, Allah'ın izniyle inşallah hapse girmeyeceksin oğlum. İnşallah. Bak Ömer, eğer bugün tutuklanırsan yani içerideyken bizi aramayı sakın ihmal etme tamam mı? Bir sıkıntın olursa mutlaka bildir bana. Biz bir hal çaresini bulmaya çalışırız tamam mı kardeşim? Bir de
Abi. İhtiyacım var. Sağ ol abi. Konuştuğumuz gibi oğlum. İçin ferah tutsan. Biz arkandayız zaten hep. Sağ ol baba. Hadi. Reşat hocam günaydın. Oo günaydın Tamer Bey kardeşim. Merhaba. Merhaba kardeşim. Ömer nasılsın? Günaydın. Al şerefsizin sülalesi de geldi. Tahir. Hepinize söylüyorum. Başkanlık olay istemiyorum. Evet lütfen aman ha. Ne olursa olsun sükunetimizi korumak zorundayız. Tahriklere kapılmayalım. Hadi, hadi. Yani şimdi şunları gördüm ya. Midem bulandı, kusacağım şimdi. Hüsnü Bey, sakin lütfen. Daha önce konuştuk, lütfen. Reşat, bir bavul falan hazırlasaydın. Panela don falan koysaydın, oğlana içeride lazım olur. Ağzını topla. Ulan var ya senin ağzını burnunu... Abi, abi. Sakin lütfen. Buyurun böyle. Ne dedim ben? Baba, görmüyor musun? Ne diyor pislik ya? Bırak istediklerini desinler. Lütfen. Biliyorum zor ama sakin olmak zorundayız. Biz bırakalım onlar girsinler. Hüsnü Bey, sataşmayacaksınız bir daha. Bakın bu davayı tehlikeye atmayın. Tamam Şerzim, tamam. Ben kendimi tutacağım da sen de bu herifi içeri tıkacaksın ona göre. İnşallah ya Rabbim. Hayırlısıyla bitsin bu iş. Şimdi içeride karşı taraf ne kadar ağır, ne kadar tahrik edici konuşursa konuşsun, biz sükunetimizi koruyoruz, tamam mı? Mahkemede düzen önemlidir. Ömer, sen de. Metanetli olacaksın. Sana ne sorarlarsa sorsunlar, sakince cevaplayacaksın, tamam mı? Dahi Bey, siz de kendinize hakim olamayacaksanız lütfen girmeyin içeri. Dışarıda bekleyin. Tamam tamam, ağzımı açmayacağım ya. Tamam. Biz çok duyduk bu tamamları yalnız. Sakın. Anladım baba, vallahi açmayacağım ağzımı, vallahi ya. Allah Allah. Ya bakın bana nasıl bakıyor ya, biliyor musun? Tahir. Tamam tamam baba. Bakmıyorum ben. Ulan ya sabır ya. Savcılığa verilen ifadenizde ilk birlikteliğinizin Ömer Ademoğlu ile olduğunu beyan etmişsiniz. Doğrudur efendim. Kendi rızanız dışında oldu bu beraberlik, öyle mi? Evet efendim. Bir kere daha teşebbüs etti hakim bey. Odasına dalmasam yine tecavüz edecekti kızıma bu herif. Otur yerine.
Ömer Ademoğlu'nun davası burada mı? Evet ama duruşma devam ediyor. Girebilir miyim içeri? Tabii tabii buyurun. Ama lütfen sessiz olun. Ömer Ademoğlu. Buyurun. Olamaz baba, buraya gelmiş ya. Bak delireceğim ya. Tamam, tamam, tamam. İfadenizde müşteki Süreyya Kutlu ile görüşmek istediğinizi ve onun sizi bizzat kendi odasına çağırdığını iddia etmişsiniz, öyle mi? Evet, odaya çağırdı Hakim Bey. İçeriye girebilmem için de pencereyi açık bırakacağını söyledi. Yalan söylüyor Hakim Bey. Zorla girdi odasına. Zorla girdi Hakim Bey. Irz düşmanı bu herif ya. Hemen otur yoksa dışarı atarım. Olmuyor ama böyle Hüsnü Bey. Lütfen rica ediyorum. Sakin. Tamam Piyasım, tamam. Yerinize geçebilirsiniz. Cinsel saldırıya ilişkin iddiada Süreyya Kutlu'nun yatakta giyinik vaziyette olduğu tanık ifadelerinde de mevcut. Bu durum cinsel saldırının gerçekleştiğini tek başına ispatlamaz. Allah'ım ondan yardım et ya Rabbim. Ömer'imi sen koru ya Rabbim. Ancak bu durum cinsel saldırıya teşebbüs olarak delil teşkil eder. Sayın Hakimim, iddia edilen suçun tespiti için müştekinin müvekkilim Ömer Ademoğlu'yla ilk birlikteliği olduğu beyanına istinaden Süreyya Kutlu'nun adli tıptan alınacak muayene raporunu talep ediyoruz. İşleri niye buraya kadar vardırıyorsun be kızım? Niye? Keşke bu saldırıdan hemen sonra bu raporu almış olsaydık, şu an bu dava burada biterdi. Şimdi bu talebi kabul etmek zorundayız. Aksi takdirde iddiayı ispatlayamayız. Tamam, kabul ediyoruz. Benim kızımdan şüphem yok. Süreyya. Efendim, bu durumun ispatlanması bizim açımızdan da çok önemli. Süreyya Kutlu adli muayeneyi kabul ediyor. Delirmiş bu kız. İyi oldu baba. Bizim başka kurtuluşumuz yok. Yani atmasaymış böyle pis bir iftira. Sayın Hakim, savcılığın tutuklama talebine karşılık somut delil yetersizliğinden ve kaçma şüphesi bulunmadığından müvekkilim Ömer Ademoğlu'nun tutuksuz yargılanmasını talep ediyoruz. Ay hadi inşallah. Gereği düşünüldü. Saldırıyı ispata yarar somut delil olmadığından sanık Ömer Ademoğlu'nun tutuksuz yargılanmasına, müştekinin adli tıp raporunun beklenmesine karar verilmiştir. Oh be. Çok şükür. Duydun mu? Nasıl karar Hakim Bey? Şimdi bu herif serbest mi kalacak? Gözünü seveyim ya. Hüsnü Bey, lütfen sakin olun. Sükunetinizi koruyun, rica ediyorum. Lütfen. Yahu, bu nasıl olur Kazım? Şaban'la falan konuşmamış mıydık o kadar? Ne oldu şimdi? Lütfen ama
Sakin. Ya ne sakini ya? Vallahi rezillik, billahi kefazelik. Böyle karar mı olur ya? Ya sen utanmadan buraya da mı geldin be? Ya ne yüzle geldin sen buraya? Yazıklar olsun sana ya. Dayı bir sakin ol lütfen. Sakin ol diyor ya. Gelmeseydin ya o zaman sen de ne diye geldin buraya kadar? Deli etmeye mi çalışıyorsun sen bize? Süreyya, şu anda hiç yeri değil. Her şey senin yüzünden oldu. Başıma ne geldiyse bütün sorumlusu sensin. Sen olmasaydın benim bambaşka bir hayatım olacaktı. Bütün Süreyya sorumlusu sensin. Süreyya. Her şey senin yüzünden Süreyya oldu. Süreyya. Her şey senin Süreyya yüzünden. Süreyya yapma. Süreyya. Bırak ulan kızımı. Çek ulan ellerini. Müslü Bey. Süreyya sen geç bu tarafa. Müslü Bey. Müslü Bey. Allah'ım benim serif. Bir efendi. Süreyya şöyle. Allah cezanızı versin sakin. Ya sizin. Beyefendi sakin. Allah cezanızı versin sizin. Mahvettiniz hayatımı. Beyefendi. Sakin. Beyefendi lütfen. Lütfen biraz sakin olur musun? Bırakın lan beni. Lütfen. Bırak lan. Müslü Bey. Lütfen. Bana bak oğlum. Bu iş burada bitti sanma sakın ha. Seni ben o deliğe sokturacağım ya. Sakin. Sakin. Seni o duvarların arasında çürüttüreceğim ben. Artık bu namus meselesi oldu oğlum. Sen kork benden kork. Ben senin celladın olacağım oğlum bundan sonra. Müslü Bey Allah aşkına lütfen. Gidelim lütfen. Lütfen. Buyurun lütfen. Efendim. Tamam bırak. İyi misin? Reşat Hocam, geçmiş olsun. Sağ olun Tamer Bey kardeşim. Siz toparlanın, ben aşağıda sizi bekliyorum. Tamamdır. Ömer'im. Babaannem. Ömer'im. Ah kıymetlim. Neler geldi başına yavrum, neler geldi başına. Bütün bu olanlar için çok üzgünüm. Ama bak buradayım, girmedim hapse. Allah'ıma çok şükür. Allah'ıma çok şükür. Ah Ömer'im, Allah'ıma çok şükür. Geçmiş olsun Ömer'im. Sağ ol yenge. Geçmiş olsun. Sağ ol baba. Geçmiş olsun kardeşim. Sağ ol abi. Sana gelmesin dedim değil mi? Bak ortalığı birbirine kattı ya. Abi onun ne suçu var? Karım benim ayrıca gelmeye onun da hakkı var tabii ki. Lan oğlum ortalık savaş alanına döndü diyorum sen hala ne diyorsun ya? Kafa yok. Tamam hadi hadi uzatmayın. Yeterince rezil olduk zaten millete. Avukat da bekliyor hadi. Hadi. Baba siz çıkın ben geliyorum. Her zaman yanında olacağım. Müslü Bey, sizi defalarca uyarmama rağmen niye olay çıkartıyorsunuz? Bakın bu yaptıklarınız aleyhimize işleyecek. Ha, sen işini layıkıyla yaptın. İhale bana kaldı, öyle mi? Hani tutuklanacaktı bu herif Kazım Efendi? Süreyya Hanım, o olay olur olmaz. Hasan'dan rapor almalıydı. Çok kolaymış gibi konuşmayın lütfen. Hem o sırada ben bunu düşünecek halde miydim? Bakın hiçbir şey için geç değil. Hasan'dan o raporu aldığımızda elimizde çok güçlü bir delil olacak. İşte o zaman Ömer Ademoğlu için yolun sonu demek. Tamam benim küçük bir işim kaldı. Tamam ofise dönünce
Tamam, okey, hallediyoruz. Tamam, okey. Hadi. Ben arabayı alıp geliyorum hemen. Sağ ol kardeşim. Ömer, geçmiş olsun. Sağ olun. Tamer Bey, hakim tutuklama kararı verir demiştiniz. Davaya bakan hakim değişti. Kararı çok sevindirici tabii ama her şey bitmiş değil. Mahkeme devam ediyor. Beraat kararı çıkmadan bitti diyemeyiz. Öyle, öyle ama sağ olun yine de. Rica ederim, rica ederim. Süreyya Hanım'ın raporu hala çok önemli. Bekleyeceğiz. Ben sizi gelişmelerden haberdar ederim. Hoşçakalın. Evet. Baba. Şimdi bu kereste tutuklanacağım diye getirdi bu kadınla çocuğu eve. Ya şimdi ne olacak? Evine mi yerleşecekler yani? Ne yapacaklar? Esat'tan ne olacak şimdi? Tahir, değilsiniz de gitme yine. Allah Allah. Şimdi bunu konuşmanın sırası mı? Çocuk çıkmış gülüp oynayacağımıza konuştuğu şeye bak. Zaten ayakta kalmaktan yoruldum. Hadi eve gidelim. Duydunuz annemi. Evde konuşacağız. Nurhan arıyor. Merak ediyor beni. Sonra konuşurum ben.